Bir Damla İnşaat Sektör Malatya'yı sunar. Sektör Malatya yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı sektörle karşınızdayız. Kadınların güzelliğine güzellik katan Malatya'nın en büyük VIP salonu Kuaför Duygu Doğan'dayız. Burada ne gibi hizmetler veriliyor, yeni trendler nelerdir? Tüm bu soruların cevabını işin uzmanından öğreneceğiz. O zaman başlayalım. Merhabalar efendim. Bugün Malatya'nın en büyük VIP salonu Kuaför Duygu Doğan'dayız. Yanımızda işletme sahibi Kuaför Duygu Doğan bulunmakta. Merhabalar Duygu Hanım. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle Duygu Doğan kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 31 yaşındayım. 15 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. 2013'ten beri de kendi işletmem var. Büyük bir ekibimiz var. Profesyonel bir şekilde hizmet veriyoruz. Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor Duygu Hanım? Şu an 22 kişilik bir ekibe sahibiz. 22 kişi çalışıyoruz. Peki kaç metrekarelik alan üzerinde hizmet veriyorsunuz? 500 metrekarelik alanda hizmet veriyoruz. Kuaför Duygu Doğan'da ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bunlardan biraz bahsedelim mi Duygu Hanım? Tabii. Salonumuzda verdiğimiz hizmetlerimiz omre, somre, balyaj, röfle, perma, nişan saçı, gelin saçı, profesyonel makyaj, kaş tasarımı, kalıcı makyaj, bölgesel zayıflama, lazer epilasyon, ağda gibi hizmetler veriyoruz. Başı ve nişan saçı dediniz. Anlaştığınız gelinlikçi var mı? Fotoğrafçı var mı? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz burada? Anlaştığımız işletmeler yok maalesef. Biz daha çok butik çalışıyoruz daha iyi hizmet verebilmek için. Yönlendirmeler yapıyoruz elbette ama anlaştığımız hiçbir nokta yok. Duygu Hanım, gelin ve nişan için şehir dışı hizmetiniz var mı? Evet, var. Şehir dışına gidip hizmet veriyoruz ekipmanlarımızla birlikte. Gelen talepler doğrultusunda tabii, gidiyorsun. Tabii. Aha, gidiyoruz, hizmetimizi verip tekrar salonumuza dönüyoruz. Size gelen müşterilerle önce bir ön görüşme yapıyor musunuz? Bu süreç nasıl ilerliyor? Tabii ki ilk gelin başından bahsedeyim. Öncesinde bir ön görüşme sağlıyoruz. İsteklerini, arzularını, nasıl bir gelin olmak istediklerini bize anlatıyorlar. Biz o doğrultuda ilerliyoruz. Prova yapılıyor mu peki bu süreç? Hayır, sanatın provası asla olmaz. Çünkü bir yaptığımız makyajla bir makyaj asla birbirini tutmuyor.
Duygu Hanım, hizmet sunarken dikkat ettiğiniz kriterler nelerdir? Öncelikle müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Müşteri uyumu da çok önemli. Önce anlamak, bilmek, dinlemek gerekiyor. Anlamadan, dinlemeden hiçbir yol izleyemiyoruz. İstekleri, arzuları çok önemli. Kimi müşterilerimiz yoğun makyaj seviyor, kimi çok sade makyaj seviyor. Öncelikle anlamak gerekiyor. Ne istediğini bilmek gerekiyor. Pandemi sürecindeyiz malum. Pandemiden önce de biz her şeyi tek kullanımlık kullanıyorduk. Makyaj malzemeleri özellikle. Çünkü başkasına sürdüğümüz rujuyu başkasına süremiyoruz. Yani bu hep vardı bizde. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bizim için en önemli şey memnuniyettir. Verdiğimiz malzemelerle, yaptığımız işlerle müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Biraz önce yeni trendler dediniz. 2021'i geride bıraktık. 2022'de yeni trendler nelerdir? 2022 gelinlerimiz için konuşayım Seda Hanım. 2022 gelinlerimiz makyaj konusunda daha soft, daha doğal tonlar tercih edecek. Saç şekillendirmede de daha romantik dalgalar tercih edilecek. 2022 bu şekilde ilerliyor. Renklendirme yine ombre yerini alacak. Yine omreler devam edecek, somreler devam edecek ama daha bej, daha soft tonlar olarak devam edecek. Bu şekilde böyle bir trend bekliyor bizleri. Duygu Hanım, omre ve somre dediniz. Bu ikisindeki arasındaki fark nedir? Omre işlemimiz yumuşak geçişli, belirgin sarılardan bahsedilmektedir. Somre ise daha böyle... Duygu Hanım, mevsim geçişlerinde, kış aylarında hangi renkler tercih edilmeli? Kış aylarında sıcak renkler daha çok tercih ediliyor. Yaz aylarında ise sarı tonlar çok tercih ediliyor. Kış aylarında keratin bakımı daha çok tercih ediliyor. Sizce neden kış aylarında tercih edilmeli? Keratin bakımı genelde kış aylarında değil de aşırı işlem görmüş saçlarda yapılan bir işlemdir. Yaz, kış her ayda yapılabilir bir işlem. Sadece çok hasar görmüş saçlara yapıyoruz biz bu işlemi. Çünkü keratin bakımı saçtaki kuruluğu, matlığı alıyor. Düzleştirme etkisi sağlıyor. Saçın ana yapısı keratindir zaten. Kimyasallardan zarar gördükçe keratin gider. Ve biz keratin takviyesi yaparız ve saçı onarırız. Peki bu keratin bakım işlemi nasıl oluyor? Ne kadar süreyle uygulanmalı? İşlemimiz 1 saat sürüyor. Önce tuzlu şampuanla saçı arındırıyoruz. Tuzlu şampuan yaparsak gözenekleri tıkadığı için tuzsuz şampuan tercih ediyoruz. Yıkadıktan sonra tuzlu şampuanla servis koltuğumuzu alıyoruz ve ilacımızı saça yedirerek, tarayarak sürüyoruz. Sonra bir 15-20 dakika bekletiyoruz iyice saça nüfus etmesi için. 15-20 dakika bekledikten sonra saçı kurutuyoruz ve fön haline hazırlıyoruz. Çünkü ısıyla birleştiğinde keratin daha saça iyi etki yaratıyor. Fönleyip gönderiyoruz müşterimizi ve müşterimizin 2 gün yıkamaması gerekiyor. Saçında kalması gerekiyor ki etkisini görsün. Peki bu işlemi ayda kaç kez yapmak lazım? Yani bu işlem her ay yapılacak bir işlem değil. 3 ayda bir biz tercih ediyoruz, müşterilerimize sunuyoruz. 3 ayda bir yaptırırsanız gerçekten etkisini görüyorlar ve işlem yapıldıktan sonra
şampuanlarını tekrar tuzsuz şampuan olarak kullanmaları gerekiyor. Tuzlu şampuan kullandığında etkisini daha minimuma indiriyor. Duygu Hanım, tuzsuz şampuan dediniz. Bir de mor şampuan, gri şampuan dediğimiz şampuanlar var. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi mor şampuan, mavi şampuan gibi birçok ismi olan bir şampuanımız var. Silver serisi dediğimiz. Silver serisi saçta, sarı saçlarda çok etkili. Kızarma, yansıma olan saçlarda grileştirme etkisi sağlıyor. Saçtaki kuruluğu alıyor ve o kızarıklığı yok ediyor. Turuncu evet, dorelaşmayı alıyor. Doreleşmeyi alıyor, turunculaşmayı alıyor. Tek seferde alıyor, çok iyi sonuçlar veriyor. Duygu Hanım, saç bakımına dair kendi özel ürünleriniz var mı? Kendi markalarımız mevcut saç bakımı alanında. Şampuanımız var, maskemiz var. Bir de Duygu Hanım, sektörünüze baktığınızda birçok işletme var. İnsanlar neden Duygu Doğan'ı tercih etsin? İnsanlar neden Duygu Doğan'ı tercih etsin? Çünkü bizim salonumuz çok büyük kapasiteli bir salon. Bütün hizmetler mevcut ve ekipmanlarımız olsun hepsi birbirinden profesyonel. Her anlamda çok profesyonel hizmet veriyoruz. Çünkü salonumuz VIP bir salon. Malatya'da ilk VIP salon olduğunu biliyorum. Doğru mudur Duygu Hanım? Evet, Malatya'da tekiz şu anda. VIP olarak, konsept olarak, ekip olarak çok büyük bir ekibe sahibiz. Her alanımızda mevcut. Kapalı bayanlarımızdan, lazer epilasyonumuzdan, kalıcı makyajımızdan, renklendirme olsun. Birçok alanımız olduğu için bayanlar bizi daha çok tercih ediyor. Gönül rahatlığıyla evet, tercih edebilirler. Aynen, kesinlikle. İşlemlerine yönlendiriyoruz ve işlemlerine giriyoruz.
Müşterimiz kasaya geldiğinde ilk sorduğumuz soru nasıl, memnun kaldınız mı sorusu. Zaten müşterilerimizin çoğu da memnun ayrılarak gidiyor buradan. Memnun olmayan müşterilerimiz de var elbette. Onlar için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben de dahil. Bu sektörde yaşanan zorluklar nelerdir? Kadınları memnun etmek gerçekten bazen çok zor. Bazen benim bile kendime tahammülüm olmadığı dönemler oluyor. Ama şuna çok inanıyorum. Samimiyet, yaklaşım, verdiğin ürün hizmeti bunlar çok önemli. Yaklaşırken hizmetinle, kalitenle yaklaştığın zaman zor bir kadın olacağını sanmıyorum. Peki sektöre katkılarımız nelerdir? Bizim bu sektöre katkımız, biliyorsunuz ki bu sektörde usta eleman bulmak çok zor. Biz de bu alanda eğitimler veriyoruz. Hem yanımızda çalışanlara hem de dışarıdan gelip eğitim alanlara eğitimler veriyoruz ve onları yetiştiriyoruz. Katkımız bu şekilde oluyor ve birçok kişi burada çalışıp evine ekmek Duygu Hanım, kalifiyeli personel bulmak zor dediniz. Personel alımlarında nelere dikkat edersiniz? Personel alımı yaparken biliyorsunuz ki salonumuzda bay bayan elemanlar çalışıyor. Bizim için en önemli detay iş ahlakıdır. Çünkü bayanlara hizmet veriyoruz. Bu noktada çok dikkat ediyoruz. İkinci planımızda diplomasız personel alımı yapmıyoruz. Önce bir ay bir deneme süresi veriyoruz. Bir aylık süreci geçtikten sonra personel bizimle kalıyor ya da gidiyor. Önce bir deneme yapıyoruz, deneme sürecimiz oluyor. Hemen karar vermiyoruz. Yetiştirilmek üzere personel alımı yaparken de yine iş ahlakına çok dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz ki bizim sektör hassas bir sektör. Bayanlarla ilgilendiğimiz için memnuniyet çok önemli. O yüzden çok dikkat ediyoruz personel alımı yaparken. Sözleşmeli personeller alıyoruz. Bir aylık deneme sürecini geçtikten sonra.
Duygu Hanım, geleceğe yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? Geleceğe yönelik birçok markamızı çıkarmak istiyoruz. Makyaj malzemesi olsun, işte saç bakım ürünlerimiz mevcut zaten. Daha çok böyle okul, akademi tarzında ilerlemek istiyoruz. Yine isim hakkı vermek istiyoruz, şubeleşmek istiyoruz. Yani birçok düşüncemiz var. Tabii bunun için zamana ihtiyacımız var. Peki Duygu Hanım, son olarak ekran karşısında izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yüzünüzde gülümseme, saçlarınızda parlaklık eksik olmasın. Duygu Hanım, bu yoğun temponuzda bizi ve ekip arkadaşlarımızı ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Bir Sektör Malatya programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir Damla İnşaat Sektör Malatya'yı sundu.